Sayın Başkanım hoş geldin. Eyvallah. Varıyor. Başkanım hoş geldin. Sayın Başkanım hoş geldin. Ayşe'ni getirdim sana Ayşe. Aha, aha bismillah. Aha bismillah. Aha bismillah. Yok 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 az az. Hayırlı uğurlu olsun. Yeter tamam. Başkanım senin yerine ben çıktım buraya. Pekala tez. Kemal ağam. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Benim de bacımın kocası. Tamam. Geçen aradım. Evet. Kapanıyor mu arkandayım? Yok. Tamam. Allah razı olsun. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Hayır abi. Nasılsın? Mekan sahibi burada fotoğrafımızda var. Tamam tamam oğlum. Selamünaleyküm. Gel başkan bize gel. Başkan Saadettin Başkan'ın kayınbiraderleri bunlar. Yabancı değil. Senin de kayınçoları. Senin de kayınçoları sayılırlar ya. Alışın. Merhaba. Nasıl başkanım nasıl? Başkanım çalışıyor. On numara oğlum. İyi yürüyor. İki eniştenin bayrağını çekecek Allah'ın mesela. Gönderi. Çok selam söylersin. Oldu. Hadi. Selamünaleyküm. Sizden Allah razı olsun. Bu Salbaş olsun, Çukur olsun, herkes sizi gerçekten çok seviyor. Ben hiçbir zaman İYİ Parti'ye oy veremedim ama burada bu oyumuz ailem, çorum, çocuğum, annem hepimiz beraber yanınızdayız. Kafanızı yormayın Allah'ın izniyle bunda da muzaffer olacağız. Gerçekten Salbaş sizi çok seviyor. Ben geldiğim her yerde, ben de esnafım. Evet. Seyyar esnafım ben hem de. Çukurova'da, Karaysal'da, Salbaş'ta her yerde soruyorum. Herkes sizi çok seviyor. Arkanızdayız Allah'ın izniyle muzaffer olacağız. Seviyoruz biz sizi. Gel. Selamünaleyküm. Başkanım hoş geldin. Sağ ol abi. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Saatler olsun. Sağ olun. Ay, evet abi. Adamsın. Adam. Evet, abi Allah sağlıyorum. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyiz Allah'ım. Az önce dedim ki Çukurova'nın dedim. Verdi Tayyip'e dedim. Bile bile güle. Aynen doğru. Valla. Nasılsın? Sen de öyle. Peçete ver. Önümüz kaldı. Yani iyi şekilde değerlendirip Allah'ın izniyle sizlerin desteğiyle hedefe ulaşacağız. Son bir 5 yıl ustalık dönemi dedik adına. Başarılı. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ağlar hep buraya toplanmış. Ne ağası başkanım sen de ya. Hayırlı cumalar olsun. Hayırlı Ramazanlar. Başkanım hoş geldiniz. Yalamam da aldım. Başkanım. Ekrem insansın. Başkanım.
Öncelikle hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı cumalar olsun. Sizleri burada gördüm, çok mutlu oldum. Salbaş'ta aslında hemşerilerimle, biliyorsunuz ki hemşeriyiz. Biliyorsunuz ki sizlerin eniştesiyim. İşte kızınız da burada, yanımda beraber geldik. Kızınızı da getirdim sizlere. Burada bu coşkuyla karşılanmak hakikaten bizi çok mutlu etti. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu görüntüyü görünce anlıyorum ki doğru şeyler yapmışız. Doğru işler yapmışız. Sizler de evladınızı bağrınıza basıyorsunuz. Ne mutlu bana. Belediyecilikte hiçbir zaman siyaset olmaz. Bakın, Sayın Aytaç Duran, o da hemşerimiz. 5 dönem belediye başkanlığı yaptı. Geçenlerde beni çağırdı, gittim. İşte Veli Bey de burada. Veli Durak da bizim meclis üyemiz, birinci sıradan adayımız. Aytaç Bey'in önerisiyle, isteğiyle o da bizim listemize güç kattı, destek oldu. Geçen beni çağırdı. Dedi ki, beni bir ziyarete gel. Gittim, zaten 10 günde bir görüşürüz. Halini hatırını her zaman sorarım. Başkan dedi, sen başarılı bir belediye başkanısın. Çukurova ilçesi benim göz bebeğim. Özellikle çok önem veriyorum. Çünkü Yeni Adana bizim eserimiz dedi. Sen de oranın belediye başkanlığını 10 senedir çok iyi getirdin bugüne kadar dedi. Allah razı olsun. Bir de dedi, ben seni destekliyorum. Elimi de kaldırdı böyle. Soner Çetin kardeşimin arkasındayım dedi. En önemli nedeni de şu dedi. Bak ben 5 dönem her partiden aday oldum. Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, hepsinin adayı oldum. Seçimi kazandım. Ama hiçbir zaman belediyeye siyaseti hiçbir zaman sokmadım dedi. Sen de benim yolumdan gidiyorsun dedi. O sebeple ben Soner Çetin kardeşimin arkasındayım. Ama bana bir söz ver dedi. Kazandığın zaman ilk benim yanıma geleceksin dedi. Tamam dedi. Ben de ona söz verdim. Gazetecilere döndü dedi ki, bak söz verdi, gördünüz mü dedi. Değerli hemşerilerim, bunu ne için anlatıyorum? Şimdi belediyecilikte siyaset olmaz. Belediye ayrı bir şey, siyaset ayrı bir şey. Milletvekili seçiminde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde herkes gider, inandığı, güvendiği partisine oyunu verir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayına, liderine gider, oyunu verir. Kimse de bir şey diyemez. Ama belediye seçimleri değişik bir şeydir. Şahıs önemlidir, kişilik önemlidir. Yani belediye başkanına güven varsa hangi partiden aday olursa olsun hemşerileri gider, rahatlıkla oy pusulasında ismini bulur ve evet mühürünü basar. Değerli kardeşlerim, bunu niye anlatıyorum? Şimdi bildiğiniz gibi 2 dönem karşınıza Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak geldi. Allah hepinizden razı olsun. O zaman da bize sahip çıktınız. Dediniz ki belediye de şahıs önemlidir. Biz güvendiğimiz, inandığımız şahsa oyumuzu veririz. Partisi önemli değil dediniz. Biliyorum ki oy verenlerin birçoğu da Cumhuriyet Halk Partili değildi zaten. Sadece bizim şansımıza inandıkları, güvendikleri için oy verdiler. Değerli kardeşlerim, 5 dönem Aytaç Durak örneği var. Bir de 2014 yılında benim ilk seçildiğim seçimlerde, 2014 mali idareler seçimlerinde sizler gittiniz, Çukurova halkının büyük bir çoğunluğu, Çukurova mavi olan oy pusulasında, Çukurova Belediye Başkanlığı'nda gittiniz, Soner Çetin'in adını buldunuz, evet mühürünü altındaki kutucuğa bastınız. Yine yapacak bu, yine yapacak. Allah razı olsun. Sonra döndünüz, büyükşehir pusulasını elinize aldınız. Büyükşehir pusulasında da
Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Hüseyin Sözlü'ye mührü vurdunuz isminin üstüne. Yani aynı kişiler, sizler, aynı seçmenler. Çukurova seçmeni bilinçli seçmendir. Çukurova seçmeni kime oy vermesi gerektiğini, mali idareler seçimlerinde nasıl davranması gerektiğini çok iyi bilir. Siz bunun sayısız örneklerini gösterdiniz. İnşallah bir başka örneğinde 31 Mart 2024 tarihinde hep birlikte göstereceksiniz. Ve hep birlikte büyük bir zafere, büyük bir destana hep birlikte imza atacağız. Yani kardeşlerim,